konuda serbest dalış malzemeleri imalatı da yapıyor. Ben istedim ki olaya daha hakim olduğu için programın formatı içerisinde de var. Size serbest dalışla ilgili tek ağızdan bilgiler verelim. Evet Engin, buyur. Evet abi, şimdi bizim asıl amacımız suya inip balık vurmak değil. Evet. Yani bizim asıl amacımız doğayla beraber olmak. Sonuçta hepimiz bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya var olduğu sürece varız. Evet. O yüzden de bu dünyayla beraber hareket etmeyi, bu dünyanın her tarafını gezmeyi, görmeyi çok istiyoruz. Özellikle biz dalgıçlar diyeyim, su altına olmayı çok daha fazla seviyoruz. Çünkü bu dünyada değiliz, farklı bir dünyada yapıyoruz bunu. Evet. Herkes tabii işte suya gireyim, işte iki balık vurayım vesaire falan filan, bunların derdindedir. Ama bizim için önemli olan suda hoşça vakit geçirmek. Suda güzel vakit geçirip işte doğayla mücadele halinde olmak, nefesimizi ne kadar tutabiliyoruz, ne kadar derine dalabiliyoruz vesaire. Hep bunların peşinde olmuş zaten insanoğlu. Ama nedir? İşte aşağıya indin, nefesini tuttun, gezdin, dolaştın, güzel sporunu yaptın, zinde bir hale geldin. Bir tane de balık vurduğun zaman o da günün mükafatı oluyor sonunda. Tabii, oluyor. Tabii. Yani evet. Ve kendi tuttuğun balığı yemek kadar güzel bir şey zaten yok. Evet. Dünyada. Ha şimdi bu balık tutmak için de öyle. Oltayla. Tabii. Balık vurmak için balık vurmak de öyle. Için de böyle. Ama şunu da bilmek lazım. İnsanoğlu su altında yaşasın diye dizayn edilmemiş. Evet. Yani onun için bir takım alet ve edevatlara ihtiyacımız var. Evet, bunlar. Ki zaten da bizim özellikle serbest dalış ve av için olan malzemeler diğer dalış için olan malzemelerden bayağı bir farklı. Evet. Yani elbisemiz daha değişik, paletimiz işte birazdan göreceksiniz, daha uzun palalı paletler takıyoruz ayağımıza. Maskenin mesela daha küçük ve daha farklı renklerde olanları var. Şnorkel, işte, şnorkel tabii esnek bir şnorkel vesaire. Zıplınları zaten daha ileride çok daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Fakat eğer bu işi yapmak istiyorsanız serbest dalış malzemesi veya su altı avcılığı malzemesi tamamen ayrı bir malzeme. Evet. Doğru malzeme ve doğru bir şekilde kullanımla bu suyun altında geçirdiğiniz vakitteki keyfi katlamak işlemli değil. Evet. Yani bu serbest dalış için de aynı, scuba, sportif dalışlar için de aynı. Yani doğru malzeme, doğru ve kaliteli malzeme. Hı-hı. Çünkü 1-2 dakika suyun altında, serbest dalışta 1-2 dakika suyun altında kalıyorsunuz. Scuba dalışta daha da fazla. Her ikisinin de en büyük tehlikeli etkeni hayatınız. Tabii. Onun için bence en iyi, en kaliteli malzemeyi bir kullanmakta fayda var. Scuba demişken, scuba derken tüplü dalıştan bahsediyoruz tabii. Evet. Su altı avcılığı konusunda Türkiye'de bilinen çok büyük bir yanlış var. Şimdi biz diyoruz ki İşte su altında av yapıyoruz. Aa, nasıl yapıyorsunuz? İşte iniyoruz, giriyoruz, nefesi tutuyoruz, yapıyoruz. Aa diyor, nefes mi tutarak yapıyorsunuz? Herkes zannediyor ki biz tüpleri kuşanıp inip balık vuruyoruz. Arkadaşlar bu yasak. Evet. Bu hem kanunen yasak hem de etik olarak yasak. Etik olarak yasak. Bunun sporla hiçbir uzaktan yakın alakası yok. Eğer tüple girip elinde zıpkın varsa birisi, muhakkak ona en yakın sahil güvenlik komutanlığına veya yerel makamlara kesinlikle şikayet edin. Doğayı da böyle koruyalım. Evet, şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün abi ne yapıyoruz? Kıyıya geldik zaten. Kıyıdan dalışta dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. İşte hem malzemenin hazırlığı, dikkat ederseniz malzemeyi zaten kayalık bir yerde açtık. Özellikle kumların üzerinde açmadık. Evet. İşte bunları nasıl giyineceğiz, kuşanacağız zaten bunları göstereceğim ben size birazdan. Hı. Ondan sonrasında kıyıdan suya giriş şekillerine bakacağız. Ondan sonra suda zaten birkaç tane dalış stili var. İşte ördek dalışıdır vesairedir diye. Onları zaten su altı kameraları da çekeceğiz. Onları göstereceğiz. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Az önce dedik ya, bizim malzememiz farklı. Mesela bizim şnorkelimiz esnek. Esnek. Scuba'da esnek şnorkel. Yani scuba'da zaten yani regülatör kullanılır. Ama bizimki niye esnek oluyor? Şimdi scuba'da bunu kullanabilirsin. Fakat nedir? Bizim esnek şnorkel kullanmamızdaki amaç şu. Maskeyi taktın. Taşın altına bir yere kafayı soktun. Balık için bakıyorsun. Sert bir şnorkel olsa, sert şnorkel maskeyle beraber yüzünden sıyrılır gider takılır. Aynen. Çaperiz yapar, ilişken yapar. Ama esnek olduğu zaman, kafayı sıyırdığın zaman bu da esnek olacaktır. Evet. Hiçbir şekilde bir yere takılmayacaktır. O yüzden esnek şnorkel en iyisidir. Maskeler daha küçük
maskeler. İç hacmi daha ufak. Çünkü biz dibe doğru indikçe ne yapıyoruz? Basıncı eşitlemek için maske içine burundan hava veriyoruz. Maskenin iç hacmi ne kadar ufak olursa içini eşitlemek için de o kadar az hava harcayacağız demektir. Ne kadar az hava harcarsak da bu suyun altında kalış süremizi etkileyecektir. Çünkü biz ne yapıyoruz dalışta? Balığın peşinden koşmuyoruz. Hızlı bir şekilde iniyoruz. Aşağıda bir yerde yatıyoruz. Tekniğine göre yataş altına bakıyoruz veya açık bir yerden balığı çağırıyoruz. Balık geliyor ve biz balığı alıyoruz. Bizim balığı derdimiz çağırmak bu. Derken? Bunu... Bazı teknikleri var. Onları peyderpey anlatacağım yine. Şimdi sırayla gidelim. Önce malzemeden başladık. Neden esnek kaldı şu kenar? Belimize kemeri taktığımız zaman normalde nefes alışverişimizi engeller. Bir. Çünkü öbür kemeri sıktınız kumaş kolunu. O vaziyette kalacaktır. Hiçbir şekilde esnemeyeceği için de nefes alışverişini engelleyecektir. Bu da senin performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Ağırlıkların kilo hesabı şudur. Kullanacağınız elbisenin kalınlığına göre ağırlık miktarı azalır veya artar. Şimdi mesela bugün de artık çok fazla yaz gelmediği için, hafif su soğuk olduğu için kalış süremize göre biz şöyle 5000'li bir elbise giyeceğiz. Elbisenin kalınlığı zaten şöyle tuttuğun zaman görebilirsin mesela 5000'in. İşte hatta burada bir tane de 3000'in bir elbise var. Şuna bakarsan bu mesela daha incedir. Yani elbise farklı bir elbise. Birazdan zaten göreceğiz onu da. Bunu kuru kuruya giyemeyiz. Ya suya gireceğiz, suda ıslatarak giyeceğiz. Veya işte biz özel şampuanlı sular yapıyoruz. Full şampuan değil, şampuanlı su yapıyoruz. Veya özel kremler var, bunları kullanıyoruz. Bunlarla giyip çıkartıyoruz elbiseyi. Şimdi ne dedik? Paletlerimiz. Paletlerimiz uzun paletler. Termoplastik, sabit palalı, sabit ayaklı bir palettir. Bu mesela karbon. Karbon mesela biraz daha üst kademe bir şeydir. Daha derin dalışlarda. Daha yüksek performansı bu. Ama bu sert. Bunun da şimdi yumuşağı, orta serti, serti var. Abi kesinlikle eldiven takıyoruz elimize. Çünkü kesinlikle çok eldivensiz girmek çok mantıklı değil. Çünkü sağa sola sürekli dokunacağız, edeceğiz vesaire. Taşı var, midyesi var, kestanesi var. Var da var. Ve zıpkını kurarken de özellikle eldivenle kurmamız lazım ki bunlar sıyırdığı zaman çok ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. Ya, paletler konusunda söyleyeceğim bir şey var. Dikkat etseniz ayağımızda çoraplar var. İşte bu paletleri çıplak ayakla giymiyoruz. Çoraplarla giyiyoruz abi. Çoraplarla. Çünkü elbisenin amacı ne? Vücudu soğuktan korumak. Tabii ellerimiz ve ayaklarımızı soğuktan korumak lazım. O yüzden de çorapla giyiyoruz. Şimdi yavaş yavaş hazırlanmaya başlayalım abi. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Kapatıyoruz şöyle. Değil mi? Sonra bir kol. Sonra ikinci kol. Sonra kafa. Buradan boşaltıyor mu? O kadar boşalt. Biraz dar oldu herhalde. Belki dar olmuş olma ihtimali var mı? Yok abi, o senin dedin. O senin dedin de abi. Geçir. İçine mi var abi? Derin bir yerin sen. Dur, ben bunu... Dur. Çıkar ben bunu, hayatta yapamam. Vallahi yapamam. Ben dallandım. Yok ki abi, bir şey olmaz. Hayatta da olmam. Suya girdi mi rahatlar? Abi ben bursuz... Vallahi girdim abi. Abi şu çıkarsana. Yaparsın. Vallahi yırtarım. Dallanırım. Ya ne var ya? Oğlum giysene. Ha, çok iyisin. Ya tamam çıkarıyoruz da. Ne ya? Ben yapamam ya. Niye? Yok. Ben adamda hiçbir şey yapamıyorsun ben. Abi çok dar. Nefes alamıyorum. Dar değil abi. Abi dar değil. Abi senin dediğin dar olacak tabii ya. Lan çıplak girsin. Tamam. Ben üstüne alıyorum. Olmaz abi, olmaz. Olmaz abi. Olmaz. Ya ne var ya? Nefes alamıyorum. Daha abi nefes alamıyorum. Daha giymedin ki. Daha giymedin ki. Bir giysen lan. Giysen göreceksin nasıl oldu. Şampuanla biraz daha onu. Ya geçti. Adam durmadı ki. Böyle oldun mu oğlum? Abi giymedin ki daha. Sen böyle durursun. Tabii öyle olacaksın ya. Giymedin ki. Sen bir giysen. Bakalım. Göreceksin sen. Giymedin ki. Biliyorum adam. Ya ben dallandım mı? Dallandım. Bitti abi, benim. Elektrik kesiliyor. Şunları halledin abi.
burada püf nokta. Her şeyi ıslatacaksın. Yani rahat giymesini giyinmesini istiyorsanız ıslatacaksınız. Çünkü şu madde neopren. İçerisinde ve dışında jersa var. İşte insan vücudunda kıllar falan olduğu için çok kolay geçmiyor. Onun için ıslatacaksınız. Şampuanla giyeceksiniz. Ondan sonra hiçbir problem olmaz. Şu an Turgut'ta tabii bu elbiseler böyle vücudu stretch gibi sardığı için Turgut bana küçük bu elbise diyor. Halbuki medium large çok rahat olması lazım. Ama vazgeçti. Harbiden. Nasıl geçti? Abi ısısın zaten. Pek fazla da bir şey yok. Yani işte dalış sistemleri falan filan nasıl dalınır, nasıl çıkılır. Onları şey yaptık. Ördek var mıydı ördek? Ördek var abi. Okan son dakika bir tane barbun gördü. Ben vurma dedim. Ufak mıydı? Yok büyük barbun da şimdi bir tane barbunu vursak mı olur, vurmasak mı olur abi yani o yüzden. Şey, aynen kimse gerekli. Yetmeyecek. Keyfinizi yaptınız geldiniz yani. On numara. Nasıl Okan? Vallahi iyi ama şu bir gerçek. El birliğiyle bu troller, büyük balıkçı tekneleri gerçekten artık işin tadını kaçırmışlar. Denizin dibinde canlı bir şey görmek mümkün değil ya. Yani burada, bir tane barbunya gördük. Burada zaten bir şey çok fazla görülmezdi ama en azından ben ciddi karagöz sürüsü görürüz diye şey yapıyordum. Ya bir karagöz sürüsü gördüğümüz karagözler olabilir. Çok ufak. Papaz balığı yok ya. Bir merada papaz balığı olmaz mı ya? Papaz balığı yok yani. O vaziyete gelmiş. Normal çünkü burası kumluk plaka devam etmiyormuş. Evet. Bizim sandığımızın aksine plakalık hemen burada bitiyor. Açıkta işte 7-8 metrede şeyler var, erişeler var. Onlar böyle bir rif gibi olmuş. Aslında karagözler var ama yani parmağım kadar karagözler. Ama her şeye rağmen güzel. Suya evet, girmek evet, güzel ya. Yani. Denizin güzel. İçinde olmak güzel. Ben giremedim vallahi. Sualtı dünyası bambaşka bir çok şey. Çok sıkıldım ya. Çok istedim. Benim kendi elbiselerim olsaydı Ayvalık'ta benimkiler güzel olurdu da onlar da atıyor. Sağ ol. Rota uzun, daha nerelere dalacağız, nerelere aynen. çıkacağız. Aynen. Ne balıklar, ne akyalar, ne orfozlar. Aman. Orfoz yasak. Evet, orfoz yasak. Ben 20 senedir dalıcıyım. Bir dönem serbestti 93'lerde falan. Ama yasak, hakikaten de yasaklanması lazım. Orfoz çok asil, çok cana yakışıklı, çok güzel bir şey. Madem zıplığı yasak, olduğu de yasak olması lazım. Tabii. Çünkü şöyle bir şey var. Bugün gidin kemeri, kaşa, fethiye vesaire. Balık tezgahlarında bebek orfozlar. Laoslar. Yasaksa nasıl satılıyor? Asıl bundan engellemesi. Yok yasak. Zıpkınla vurmak yasak. Oltayla serbest. Allah Allah. Ağıyla yakalamak yani balıkçı ağına takılırsa serbest. Oltayla ölmüyor mu yani? O ne saçma şeymiş. Ya işte öyle bir şey koymuşlar. Bir kota koymuşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Aynen.
bunu hanginiz buldunuz? Bunu hangi buldunuz? Nasıl? Katkılarınızdan ötürü. Bu ne balıdır usta? Mırı. Mırı işte. Mır. Ne? Bir zamanlar birazcık ölmüş abi. Mırı. Müren dedikleri bu mu? Mırı abi. Mırı mırı. Kongar iyi oldu dedikleri bu. Yeniyor mu bu? Yemiş buyurun. Ama böyle yap. Ben bunu sevmiyorum. Ketçap ve mayonez alırsan iyi olur. Koku sevgi seyirciler. Koku size gelmiyor ama nasıl iğrenç kokuyor bu. Burada karaya vurmuş. Muhtemelen bir ama takılmış herhalde. İki yerinde komple var. İyi hadi. Evet. Şimdi kampa geri dönüyoruz. Güzel oldu. Oh,